çocuklu, tatlı bir adam. Aynı bizim babamız gibi. Tesadüf işte. Keşke Betüş de bir peri olsaydı. Bu bizim masalımız olsaydı. Sonra ne olmuş? Sonra Dodo'nun kızı kocasıyla ve kocasının iki çocuğuyla çok mutlu bir hayat yaşamaya başlamış. Ama Dodo fanilere güvenmediği için her gün sihirler yapıyormuş ve bunları ayırmaya çalışıyormuş. Bu arada damadının patronuyla tanışmış ve damadının patronu Dodo'ya aşık olmuş. Peki Marzuka nene, Dodo adama aşık olmuş mu? Kimilerine göre aşık olmuş ama fanilere güvenmediği için onunla evlenmiyormuş. Kimilerine göre de Taceddin'e olan hırsını bu fani adamdan çıkartmak için onu barmağında oynatıyormuş. Bu Dodo da az değilmiş. Peki masanın sonu nasıl bitmiş? Dodo Taceddin'i affetmiş mi? Taceddin eski haline dönmüş mü? Anne, nerede kaldın? Görmüyor musun? Çocukları uyutmaya çalışıyorum. Aferin anneye. Tam da masanın en heyecanlı yerinde geldi. Nina bu masal küçükken sana da anlattı mı? Küçükken bu masal daha yazılmamıştı. Büyüyünce öğrendi. Hadi söyle Merzuko anne. Sonu ne? Sonunda Dodo ile Taceddin barışmışlar. Dodo kızını kocasından ayırmaktan vazgeçmiş ve bütün aile mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Nineniz masalı pek iyi hatırlamıyor. Sonu böyle değil çünkü. Dodo aslında kızını o şapşal kocasından ayırmayı başarmış. Köpek de ömür boyu köpek olarak mutlu bahtiyar yaşamış. Hayır. Evet. Hayır dedim. Evet anne. Dodo. Tamam tamam, ne istiyorsan onu anlat. Kendini de çocukları da kandır. Hangisi doğru nene? Elbette benimkisi. Çünkü Dodo'nun annesi yıllar boyu çok uzaklardan sihirli küresine bakarak bu olayları seyretmiş. Şimdi her yaşlı peri 750 yaşına girdiği gün sihrini kaybedermiş. Dodo'nun annesi de son günlerinde bu inatçı Dodo'yu yola getirmek ve bu aileyi birleştirmek için son sihirlerini kullanmak üzere Dodo'nun evine gelmiş. Hadi bakalım artık uyuyalım. Hadi yataklarınıza. Teşekkür ederiz Merzuko anne. Çok güzel bir masaldı. Ay canlarım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.